Beyciğim keyfin yerinde mi? Yerinde, yerinde. Yerinde. Gül Bey sen anlat bize. Muhteşem Yüzyıl bitti değil mi? Çoktandır oynamıyorsun. Ne kadar oldu? Sezon sonunda bitmişti zaten. Sezon sonunda bitmişti. Sezon Şehzade Mehmet karakterini oynadın, doğru mu? Evet, doğru. Şehzade Mehmet karakteriyle ilgili enteresan bir şey olmuş. Annenin bir bununla ilgili bir şeyi varmış. Oğlum keşke Şehzade Mehmet'in ufaklığı zamanında söylemiş. Evet. Onu bir anlatsana bize. Neymiş o hikaye? Benim küçüklüğümü oynayan işte Arda'yı benim çocukluğuma çok benzetiyordu annem. O yüzden bir gün bana geçen sene birdenbire bunu söylemişti. Vallahi ben de şaşırmıştım. Ben de isterdim tabii ki hani Muhteşem Yüzyıl'da oynamak zaten istiyordum. Sen daha o dönem Muhteşem Yüzyıl'da oynamıyorsun ve diyorsun tabii. Annen diyor ki keşke benim önceki Gül Bey'i alsalar. Evet benim önceki dizim bitmişti Kalbim Seni Seçti bitmişti. Evet. 23 bölüm sonra. Ondan sonra ben de tabii o sırada gelen teklifler oldu. Ben de sıcak yaklaşmadım. Beklemek istedim. 8 ay gibi bir süre bekledim. Sen hissediyor muydun Muhteşem Yüzyıl'ın içine geleceğini? Hissediyordum. Zaten... O kadar mı? Evet. Ne? O kadar mı hissediyordu yani hani? Ama o hisle ilgili değil ki. Muhteşem Yüzyıl'ın içine her oyuncu bir kere girdiği için. Yani o... Her oyuncu bir gün Muhteşem Yüzyıl'ı tadacak yani. Ondan kaçış yok yani bir şekilde. Onun için ben de günümü bekliyorum işte çocuklar. Biz de burada oturuyoruz benim şov yapacağımdan değil işte. Telefon gelecek açacağız hadi abi gel diyecekler. Gideceğiz abi, görevimizi sakal, yerine getireceğiz. Sakal lazım. Sakal benim. Bundan ne oynarım ki ben acaba? Biz konuştuk mu konuyu yapmadık mı ya aynısını geçen hafta? Ha yaptık ya. Avusturya Macaristan İmparatoru çıkmaz mı benden şöyle güzel bir şey? Benden öyle bir şey çıkar baksana yani. Oynarım yani. Evet, buradan Muhteşem Yüzyıl ekibine de tabii ki eğleniyoruz, gülüyoruz ama selamlar, sevgiler, çok başarılı bir iş yapıyorlar. Çelik'ten de tekrar özür diliyoruz. buradan söyleyelim. Sevgili Gül Bey ile ilgili de bir tane VTR'miz var. Gül Bey, yeni dizi var mı bu arada? Bir iki ay sonra yeni bir işe başlıyoruz. Ben zaten 4-5 aydır hani bu işe hazırlanıyorum. Evet. Bakalım hayırlısı diyelim. Yeni İnşallah dizi, bol reytingli olur. Evet. Dizi. Muhteşem Yüzyıl'da da sen hep bir sancağa çıkmak istedin. Değil çıkamadan mi? Gittik. Evet çıkamadın mı o sancağa sen? Sancağa çıktım da. Çıktın. Ne oldu? Çıktım. Süt şişeyi mi getirdin? Bir şey oldu. Ondan sonra tabii hastalık geçirdim. Hastalık geçirdin ve dizden ayrıldın. Vefat ettin. Yani tarihsel olaydı zaten. Kronolojik diziminden dolayı. Ama dizinin ben izlerken diziyi ekiple beraber de izledik. Devamlı bir sancağa ne zaman çıkıyorum? Sancağa çıksam mı? Artık sancak zamanım gelmedi mi? Sancağa çıkmak istiyorum. Sancağa çıktım da haberim mi yok? Gibi yani sancakla ilgili devamlı bir sancağa. Biz o sancak kısımlarını ve o istek kısımlarını arka arkaya getirdik. Getirdik gerçekten. Kaç ay oynadın sen orada? Kasım gibi başladı. Haziran'ın ortasında bitti. 6 ay falan. 6 ay sırf sancak demişsin. Ya şimdi göreceksin sırf sancak. Evet izleyelim buyurun. Hoş geldiniz. Esasen hoş geldin. Ateşin var senin hasta mısın yoksa? Validem ne yapıyorsunuz? Ne? Çocuk değilim ben. Benden habersiz dışarı çıkmayacaksın Mehmet. Validem ben çocuk değilim. Ben sancağa çıkmak istiyorum baba. Nereden çıktı bu? Validem hala bir çocukmuşum gibi davranıyor. Bir an önce sancağıma çıkmak. Ve bunu yapabileceğimi ispat etmek istiyorum. İnşallah bir gün siz de çıkacaksınız sancağa. Hangi sancağa çıkarım paşam? Sancağa gidene kadar yanında olmamı istedi. Zannediyorum sancağa çıkmam için kafi bir tecrübe. Sancağa ne vakit çıkıyorsun? Belli değil. Ne malum hünkârımızın sancak meselesini kapatmak için böyle söylemediği. Ya sancağa gitmezsen? Allah'ın izniyle evladımı çıktığım sancakta kucağıma alırım. Sancağa çıkar çıkmaz hazırlığımı tamamlarım. Fakat hangi sancağa çıkacağım henüz belli değil. Sancağa çıkmadan evvel böyle bir tecrübe edinmem lazım. Nedir senin böyle özel sancak meselesin? Seni daha evvel sancağa çıkarmam icap eder. Sancağa gidiyorum yakında. Sancağa çıkıyoruz diye mi üzülüyorsun? Ben seni Saruhan sancağına tayin ettim. Yüce padişahımız sizi Saruhan Sancak Bey olarak tayin etmişler. Seferden sonra sancağa çıkacaksın. Zira sancağını değiştirdim. Sancağı boş bırakmak olmaz. Sancağa çıkışım ertelendi. Sen mani oldun sancağa çıkmama. Neden istemiyorsun sancağa çıkmama? Sancağı, sancağı, sancağı. Sancağı, 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 sancağı. Sus! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.